Emel'ce Lezzetli Anlar Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün büyük küçük herkesin çok çok sevdiği, severek tükettiği nefis bir kahvaltılık pankek hazırlayacağız hep birlikte. Her zaman olduğu gibi malzeme listesini açıklama kısmına yazıyorum. Buradan fotoğrafını çekin, kaydedin ve bu lezzetli terfi, pankek terfimi sevdiklerinizle paylaşın mutlaka. Terfimizde 2 adet yumurtamız var. Öncelikle çırpma telimizle, çırpıcımızla güzelce karıştıralım. Ve içerisine 1 su bardağı un ilave edelim. Topaklanma kalmayacak şekilde güzelce çırpıcımızla karıştıralım. Ardından harcımızı yumuşatmak için içerisine 1 su bardağı süt ilave edelim. Harcımız güzelce kıvam aldıktan sonra içerisine yarım su bardağından bir parmak fazla un ilavesi daha yapıyoruz. Harcımızın güzel kıvamlı bir harç olması gerekiyor. İçerisine yarım paket kabartma tozu ilave ediyorum. Kıvamını buradan görebiliyorsunuz değil mi? Gerçekten çok güzel bir kıvam oldu harcımızın. Eğer kıvamı size biraz sulu geliyorsa bir tatlı kaşığı kadar daha un ilavesinde bulunabilirsiniz. Bu kıvam aslında yumurtalarınızın büyüklük küçüklük oranı ile alakalı bir durum. İçerisine 2 yemek kaşığı dolusu şeker ilave ediyoruz. Artık son karıştırma işlemimizi gerçekleştirdikten sonra garanti tarif pankeklerimizi pişirme işlemine geçebiliriz. Burada bir püf nokta aktarmak istiyorum. Tavanızın içerisine pankek pişireceğiniz tavanızın içerisine şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edin. Ardından gördüğünüz gibi peçetenizle tavanın içerisindeki fazla yağı alın. Bu işlemi şöyle pankeklerinizi 2-3 kere pişirdikten sonra tekrarlayın her pişirme aşamasında. Görüyorsunuz kıvamlı buradan da aslında. Eğer çok sulu olsaydı pankeklerimiz tavaya koyduktan sonra hemen yayılacaktı. Kaşığım yardımıyla koyuyorum. Kepçevari bir kaşık kullanıyorum biraz. Kaşığımla tavaya harcımızı ilave ettikten sonra bakın harcımız kendiliğinden hemen güzel bir şekil alıyor. Ne zaman mı ters çevireceğiz? Bunu göstereceğim birazdan. Böyle göz göz olmaya başladıktan sonra pankeklerimizi artık ters çevirebiliriz. Bakın göz göz olmaya başladılar. Hemen göstermek istiyorum da tavamıza hiç yapışmıyor görüyorsunuz harcımız. Gayet kolaylıkla ters çevirebileceksiniz bu pankeklerinizi. Görüyorsunuz diğerleri de artık göz göz olmaya başladı. Hemen ilk koyduğum harcı pankekimi ters çeviriyorum. Bakın kabarmayı görüyorsunuz değil mi? Çok güzel, çok başarılı bir sonuç. Diğer pankeklerimi de bu şekilde pişireceğim. Ama dediğim gibi 2-3 kere bu şekilde pişirdikten sonra tavanızı mutlaka yine o peçetenizle böyle fazla biraz yağlayın. Ardından tekrar pankeklerinizi yapma işlemine geçebilirsiniz. Benim pankeklerim artık hazır. Üzerine çikolatalı sos, bal, çilek, çeşitli reçellerle süsleme yapabilirsiniz. Muzla ikram edebilirsiniz. Gerçekten çok çok beğeneceğiniz kesin fix bir tarif olacak bu pankek tarifi. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız. Yandaki zil butonu evlerinize, mutfaklarınıza yepyeni pratik tariflerle konuk olmamı sağlayacaktır. Paylaş butonuyla tariflerin birçok kişiye ulaştırabilirsiniz. Görüyorsunuz ben üzerine güzelce çikolatalı sos ve balla süsledikten sonra kahvaltı soframa pankeklerimi götürüyor olacağım.
Bu manzara, bu görüntü, bu lezzet kaçmaz. Yepyeni pratik tariflerde, emelce lezzetli anlar mutfağında tekrar görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.